Abdullah bin Amr bin el-As anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, ey Abdullah sen filan gibi olma. O gece namaza kalkardı. Sonra gece namazını terk etti buyurdu. Nevevi Riyasani. Gece namazını kılmaya gayret ediyorum. Yorgunluk sebebiyle gece namazını kılamadığım durumlar oluyor. Durum böyleyken yukarıdaki hadise göre gece namazını kılmayı terk mi edeyim? Gece namazı kılmak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin en önemli sünnetlerinden birisi. Bize bıraktığı sünnet. Ama gece namazı onun kendisine farzdı. Çünkü namaz farz olmazdan önce de ayetle ona gece namazı emredilmişti. Gece namazı ona ayetle emredildiğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gece namazına devam eder. Çocuklar biraz sessiz olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri başka bir hadis-i şerifte buyurur ki az ama devamlı olan ibadet makbuldür der. İbadetin makbuliyeti az ama devamlı olandır. Bir kimse bıkmadan, usanmadan bir ibadetine, kendine virt edindiği bir ibadeti devam ettirmeli. Bunlar normalde namaz virt olur mu diye düşünmeyin. Namaz da virttir. Nafile babında. O yüzden bir kimse bir nafileyi kendince gücünün nispetinde ona başladığı zaman onda devam etmeli. Bir ibadete, sufiler buna çok dikkat ederler. Bir nafileye devam edecekse gücünün kaldırabileceğini, kendisinin bıkmayacağı bir şeyi normalde sufiler tercih ederler. Hani adamın birisi geldi ya, devamlı oruç tutmak istiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona dedi ki, işte ayın ortasında, sonunda, ondan sonra başında tut dedi. Daha fazlasına gücüm yeter deyince dedi ki pazartesi, perşembe devam et. O kimse gene dedi ki daha fazlasına gücüm yeter. O zaman ona dedi ki Hazreti Davut'un orucu gibi yap. Bir gün boş, bir gün dolu tut dedi. Bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin genel olarak bu oruca devam ettiğini söylenir. Bazı rivayetlerde Hazreti Ayşe annemizin rivayetlerinde sanki hiç oruç tutmayacakmış gibi, yani günlerce oruç tutmazdı. Sanki hiç iftar etmeyecek gibi de günlerce de oruç tutardı. O yüzden bu rivayetler sizin kafanızı karıştırmasın. Burada Ümmet-i Muhammed'in kendince bütün herkese hitap edecek, Ümmet-i Muhammed'in hepsine hitap edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde ayet-i kerime mucibince güzel örnekler vardır. O yüzden bir kimse kendince o güzel örneklerden birisini kendine alıp virt edinebilir. Burada önemli olan bu hadis-i şeriften benim anladığım, benim çıkaracağım ders bir kimsenin az ama devamlı bir şekilde nafileleri yerine getirmesi. Az ama devamlı. Burada başka bir hadisi kutsi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah yazmaktan usanmaz ama siz işlemekten, o ameli yapmaktan usanırsınız da. O yüzden usanmadan, bıkkınlık yapmadan bizdeki günlük virtler olabildiğince hafif tutmaya gayret ederiz. Hafif tutmaya gayret etmemizin sebebi o kimse virde boğmak değildir. Az ama devamlı yapsın. Normalde virdini terk etmesin. Virdini normalde terk ederse daha sıkıntılı olur. İşte ara ara diyoruz, çekemiyorsanız söyleyin. Hani bunu böyle, çünkü bir kimsenin ahitleşerekten virt alması o nafileyi vacip eder. O vacipten o kimse sorumlu olur. O virdini çekmezse, o virdini tamamlamazsa
bunun sorumluluk onda sıkıntı oluşmasın diye diyorum ki paylaşın, söyleyin. Yani virdinizi hafifleştirelim, kolaylaştıralım. Böyle virdi çekeceğiz deyip de onun altında ezilmesinler diye. Çünkü söz konusu olan az ama devamlı ibadet etmek, az ama devamlı nafileleri takip etmek, onları yerine getirmek. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Amin. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tek başına yolculuğa çıkan şeytan gibidir. İki kişi de iki şeytan gibidir. Ama üç yolcu bir kafiledir. Nevevi Riyâş-ı Sâlihîn. Yukarıdaki hadisi anlayamadım, açıklar mısınız? Muhakkak ki yolculuklarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yalnız yolculuğa çıkılmasını çok uygun görmezdi. Tabi bunun çok uygun olmayışının sebebi yol güvenliğiyle alakalı meselelerdir. Normalde o yüzden mesela Hanefiler 3 kişi olunca normalde cemaat hükmüne bu tip hadis-i şeriflerden çıkarma. Yani bir kafiledir deyince 3 kişi bir cemaat olmuş oluyor. Cuma kılacak olan kimseler 3 gün Hanefi'ye 3 kişi olursa Hanefi'ye göre o kimse cemaat hükmünde. Cuma kılınabilir. Şafilerde cemaat oluşması için 40 kişi lazım. Aynı şekilde Şafiler yolculuklarda da 40 kişi ararlar. Mesela bir kadın eğer seyahat edecekse tek başına yanında mahrem olmaksızın İmam Şafi'ye göre 40 tane mümin insan olursa kadın mahremsiz onlarla seyahat edebilir hükmü vardır. O yüzden Şafilerde cemaat oluşması, cemaat adedi bu noktada 40 kişidir. Hanefilerde ise 3 kişidir. 3 kişi bir araya gelirse cuma kılar. Çünkü cumada birinci derecede aranılacak bir şartlardan birisi o da cemaat olması lazım. Tabi bu normalde cumanın eda şartlarıyla sıhhat şartları farklı. Bu söylediğimiz şey sıhhat şartı. Hanefi'ye göre eda şartları farklıdır. Eda şartlarının oluşabilmesi için bir ülkede halifenin namazı kıldırması veya halifenin tayin ettiği bir kimsenin namazı kıldırması gerekir. O yüzden halifelik ilga edilince, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine gönderilince halifelik cuma meselesi çıkar. Cuma meselesi çıkınca Atatürk bir genelge yayınlar. Atatürk'ün genelgesiyle bütün ülkedeki mescitlerde, camilerde cuma kılınabilir diye bir genelge yayınlar. Biz o genelgeyle şu anda cumaları kılıyoruz. Mescitlerde, camilerde. Tabii Atatürk ne kadar İslam halifesidir, ne kadar değildir, o ayrı bir tartışma konusu. Ama normalde eda şartlarından birisi budur. Mesela eda şartlarından birisi cumanın şehirde kılınmasıdır. İmam Muhammed'e göre ve İmam-ı Azam'a göre bir yerin şehir hükmünde olabilmesi için orada kısasların uygulanması gerekir. Eğer orada kısas uygulanmıyorsa, İslam hukuku uygulanmıyorsa orası şehir hükmünde değildir. Şehir hükmünde olmadığından dolayı İslam fıkhının, hukukunun, ceza sisteminin veya kanun sisteminin uygulanmadığı bir yerde şehir hükmünde değil. Bunlar eda şartlarından önemli olan şeyler. Yani normalde işte bir de ayrıyetten işte bir tek merkezde kılınması, tek merkezde kılınması mümkün değilse, şehri bölen bir nehir, büyük bir vadi var ise o zaman her iki tarafta ayrı ayrı kılınabilir gibi eda şartları var. Cuma şartları. Cumanın sıhhat şartlarının içerisinde de cemaat olmak vardır. Bu normalde eda şartlarıydı az önceki meseleler. Biraz böyle İslam'ın hukukunu ilgilendiren, İslam'ın siyasi sistemini ilgilendiren bir meseledir eda şartları. Sıhhat şartları ise kişinin bireyle alakalıdır. Mesela bireyle alakalı onun Müslüman olması, onun hür olması, onun Müslüman olması, onun hür olması, cemaat olması gibi bunlar da sıhhat şartlarıdır. İşte bunlardan birisi de
cemaat oluşması. Üç kişi olunca da ne oldu Hanefi'ye göre? Cemaat oluşmuş oldu. Sakın bu eda şartları yerine getirilmediği için orada cuma kılınmaz diye düşünmeyin. Hanefiler bu konuda üç kişi toplandığında cumayı kılarlar. Velev ki eda şartları yerine getirilmemiş olsa bile. Tuvaletini söyleyebilir haldeki erkek çocukların sürekli kadınların meclislerinde bulunmaları uygun mudur? Şimdi bununla alakalı bu tuvaletini söylüyorsa babasının yanında duracak lafzı var ya bana ait olan. Normalde bir erkek çocuk tuvaletini söyleyebiliyorsa normalde erkeklerin yanında bulunması uygun. Erkek çocuklar erkeklerin yanında içinde, kız çocuklar da kız çocuklarının yanında, kız bayanların yanında, bayanların içinde büyümesi lazım. Ne erkek çocuklarının bayanların içerisinde büyütmeye çalışın, ne de kız çocuklarını erkeklerin içerisinde büyütmeye çalışın. Bunların ikisi de sıkıntılı. Bakın ikisi de sıkıntılı. Dergahın içerisinde şimdi anneler mecbur kalıyorlar çocuklarını yanlarında getirmeye, yanlarında taşımaya. Çocuk gelmiş böyle akıl bali değil fiziki olarak belki de ama aklı yerinde. Şimdi ilkokul çocuklarının hemen hemen sevgilisi var. Çocuklar biliyorlar bunları. Öyle olunca o erkek çocuğun bayanların meclisinde durması çok hoş değil. Ama zaruret varsa, mecburiyet varsa en azından bir yerde böyle bir çocuklara hafif bir oyun gibi bir şey tertip edip onlar farklı bir yerde toplanabilirler. Annelerin eşlerinden mahalle dersleri olsun, erkek erkeğe olunan ya da daha genel yerler olsun, erkek çocuklarını da beraberinde götürmesini isteme hakları var mıdır? Evet, adam bunu istemeye yapıyorsa kadın bunu talep ederek ona zulüm mü etmiş olur? Hayır. Bunlar normalde çocuklar babaya aittir. Çocuğun eğitimi, çocuğun sevk ve idaresi, çocuğun gelişimi birinci derecede babanın sorumluluğundadır. İslam kadına da sorumluluk verir. Ellerinizin altındakilerden sorumlusunuz derken hem erkeklere hitap eder hem de kadınlara hitap eder. O yüzden kadın da erkek de çocuklarının eğitimlerinden, çocukların gelişiminden, çocukların bu noktada sevk ve idaresinden sorumludurlar. Ama birinci derecede erkekler çocuklarından sorumludurlar. Bir sıkıntı, bir problem olduğunda erkek çocuğuyla ilgilenecek. Erkek çocuğuna bakacak. Bizim toplumumuzda bu böyle çok yerleşik düzen, yerleşik bir sistem gibi değil. Hatta böyle evliliklerde ayrılık söz konusu olunca hemen işte kadınlar çocuklarını alıp gidiyorlar veya erkek hemen çocuğunu kadına veriyor. Ondan sonra erkek bir an önce zaten çocuğu kadına bırakayım, kurtulayım bu meselenin içerisinden diye düşünüyor. Bu sefer normalde kadın da bunu kabul ediyor. Kadın ilk önce bunu bir hani erkeği zora sokmak olarak düşünüyor. Çocuğu almakla. Aslında erkeği zora soktuğu falan yok. Erkeğin daha fazla işine geliyor. Erkek kılçıksız balık gibi oluyor. Yani üç tane çocukla, iki tane çocukla bir adamın hangi kadın evlenir onunla? Bir tane çocuk, iki tane çocuk, üç tane çocuğu olan bir erkeği kim evlenecek elini kolunu sallaya sallaya? Adam normalde boşanıyor, gidiyor bir daha evleniyor, ondan çocuk oluyor, ondan da boşanıyor, o da anasına, gidiyor bir daha evleniyor, ondan çocuk oluyor, o da anasına, bir daha evleniyor, dolaşıyor adam. Nasıl olsa her evde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu var, ev başlarında da bir kadın var hasbelkader, onlar bakıyorlar. O kadının annesi, babası, dedesi, nenesi, hepsi de ne yapıyor? Çocuk bakacağız diye uğraşıyor. Erkek ne yapıyor? Yeniden evleneceğim diye uğraşıyor.
Erkek de yeniden evleneceğim diye uğraşıyor. Neden? Nasıl olsa çocuklara bakan bir tane bakıcı buldu. Hatta bir tane de değil. Kızın kendisi, anası, babası, dedesi, nenesi, teyzesi, halası, nesi varsa kız tarafının hepsi de ne? Çocuk bakıcısı. Çocukların babası nerede? Dolaşıyor, bir daha evlenecek. Çocuklar annesinde. Bir de anneler böyle şedidler ki çocuklarını kaptırmıyorlar adama. Onunla ders veriyorlar, görüştürmüyorlar, konuşturmuyorlar. Çocukları göstermiyorlar. Onunla bir şey yaptığını zannediyor. Cehaletten. İslam'ın hukuku belli. Kardeşim sen boşanmak mı istiyorsun? Evet, al çocuklarını git. Allah yoluna açık etsin. Çocuk babaya ait. Nasıl? Basma ya. Bul karayı al parayı mı oynuyoruz? Bir koyduk üç alacağız geriye. Ama öyle değil. Allah muhafaza eylesin. Bu yerleşik. Çocuklar muhakkak bakmak anneye ait. Böyle birinci derecede. Hani böyle Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretleri çocuğunu terkisini almış götürecek. Boşadığı eşinden ufak bir çocuk var. Annesinin yanında yaşesinde sağlıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Hemen kadın koşuyor Hazreti Ebubekir Efendimiz'e, benim çocuğumu alıp gidiyor diye. Hazreti Ebubekir Efendimiz o zaman için halife. Ya Ömer de bırak çocuğu annesine. Çocuk küçük çünkü annesi bakacak. Eyvallah. Ama iyaşesi kime ait? Erkeğe ait. Adama soruyorum şimdi ben. Böyle ayrılacak olanlar geliyorlar. Diyorum bu çocuğu al götür. Diyorum bu çocuğu bakmak için bir kadın tutsan kaç paraya gelir bir kadın? En az 2 lira. Hadi 1500 liraya gelsin. Kaç saat? 8 saat, 10 saat çalışacak. Gece erkeğe ait. Bu kadının sigortasıyla beraber 2 lira mı maaşı? Evet. Nerede oturacak bu kadın? Bir evde oturacak. Bu çocuğu nerede bakacak? Senin evinde bakacak ya da başkasının evinde. Senin evinde bakmayacaksa, başka bir evde bakacaksa en az 1000 lira da ev kirası, 2000 lira çocuk bakıcısı, 3 lira. Ağzın yüzün 1500 lira da öyle koy. Bakın hani evin masrafı olarak 4500 lira, 5000 lira. Ver oğlum 5000 lira, boşa kadını. Ses yok. Neden boşadın? Söyle. Boşama sebebin ne senin? Ihk çıktı. Öyle oldu da böyle oldu. Yavrum farzla gel. Günah kebairle gel. Şununla gel. Bu kadın ne yaptı sana? Ses yok. Neden? Toplumda yerleşmiş. Adamın canı sıkılınca boşayacak. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde çocuklar da babaya ait bakıma. Kadın, erkekler hiç olmazsa erkek çocuklarını derse giderlerken yanlarında götürsünler. Onlara size ağırlık gibi gelmesin. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk dergahta uyusun. Dergahta uyumayıp, dergaha getirilmeyip, ondan sonra yok işte uykusuzdur, evde otursun. Yok işte ne yapacak gelip de şimdi evde işte bilgisayarda oyun oynasın, evde oynasın diyen kardeşlerin çocuklarını gördük hep. İmtihan ağır olur. Veyahut da anneler kız çocuklarını derse götürmüyorlar, gittikleri yerlere götürmüyorlar. O kendi çocuklarıyla diyalog kuramıyor. Anneler, babalar kendi çocuklarıyla diyalog kurup kendi gittikleri yerlere götüremiyorlar. Ondan sonra o çocuklardan imtihan yaşıyorlar. Sonra dua et. Nesine dua edeyim? 15 yaşına kadar bu çocuğu neden getirmedin ki herkes getirirken? Ya senin gittiğin yeri sen mi beğenmiyordun? Çocuğun hani kimisi bir meslek sahibi olur da çocuğunu o meslek sahibi etmek istemez ya.
dükkana girmesin. Neden? Bu mesleği yapmasın. Aa iyi. Tamam. Peki ne mesleği yaptıracağım bu çocuğa? O çocuğu o mesleğe götür. Ses yok. Yani burası esnaf ve sanatkarlığın yaşandığı bir yer değil ki. Burası dergah. Senin oğlun kaç yaşında? 5 yaşında, 6 yaşında. Nerede? Evde. Ne yapıyor? Televizyon izliyor. Ne yapıyor? Oyun oynuyor bilgisayardan. Ne yapıyor? Herhangi bir oyun sistemi var. Oyun sisteminden oyun oynuyor. 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında erkek çocuk bir müddet sonra zaten derse gelmek istemiyor. Neden? Nefsine ağır geliyor. Aynı şey kız çocuklar için de geçerli. Önce kendileri götürmüyorlar. Alıştırmıyorlar yanlarında anneler. Sonra kızlardan problem yaşanıyor. Erkeklerden problem yaşanıyor. Yaşanır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden yanlarında taşıyacaklar kardeşler, arkadaşlar. Çocuklarını dergahta yetiştirmek kadar büyük bir lütuf, büyük bir ikram yoktur. Çocuğunu dergahta yetiştirmek kadar büyük bir lütuf, büyük bir ikram yoktur. Tekrar söyleyeyim. Çocuğunu dergahta yetiştirmek kadar büyük bir lütuf, büyük bir ikram yoktur. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Allah muhafaza eylesin. Amin. Velid bin Numeyr babasının şöyle dediğini anlatıyorum. Bizden öncekiler derlerdi ki doğruluk Allah'tandır. Edep ise babalardandır. Edebül müfret. Fazla hareketli, söz dinlemeyen, etrafındaki insanlara ve eşyalara zarar veren, bir erkek çocuğun terbiyesinden sorumlu olan yalnızca anne midir? Babalar da bu tip çocukların sorumluluğunu almalı değil midir? Muhakkak ki çocuklar sonuçta babaların, erkek çocuklar bilhassa babalarının yanında yetişecek. Bir anne bir erkek çocuğa ne derse desin çok fazla söz geçiremez. Bir yere kadar geçer. Bir anne kız çocuğuna da nereye kadar olursa olsun bir yere kadar söz geçirir. Bir baba edebi, bir baba düşüncesi, bir baba ağırlığı olması lazım, hissedilmesi lazım. O yüzden böyle bu tip çocuklar da baba bunun eline altına almalı, bunu eğitmeli inşallah. Derviş babaların bu çocuk yerinde durmuyor, benim sözümü dinlemiyor veyahut meşgulüm deyip çocuğu sürekli başlarından savup annelere yönlendirmeleri ve onlarla sürekli ve sadece annelerinin ilgilenmelerini istemeleri hakları mıdır? Hayır. Ciğeri yanmış bakın bayanların. Erkekler, erkek çocuklarınızla ilgilenin. Allah yesin inşallah. Ben harç için 2 ay önce özel şirkete yazılıp bir miktar kapora yatırdım ve o an harç için niyetlendim. Bugün şirketten haber geldi, kalma surelerini uzatmışlar. Benim bu kadar iznim yok, bu nedenle gidemiyorum. Bu duruma çok üzülsem de içime bir huzur çöktü. Haccım hacca olmuş mudur? Yani o zaman başka bir firma alacaksın. Daha kısa götüren bir firma olabilir. İçeriğini bilmiyorum. Diyanetle mi gidiyorsunuz yoksa işçi vizesiyle mi ama? Soruyu soran burada mı? Bayanlardan demek ki. Bu normalde vardır muhakkak. Daha kısa süreli gidip gelenler incelemek lazım, araştırmak lazım. Efendim? Bilmiyorum belki de devlet memuru değilse.
Sağlıklı ömürleriniz olsun öncelikle sizin ve arkadaşlarımızın. Ramazan ayında bir haber kanalında bir saate yakın bir süre peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir konusu işlendi. Peygamberlerin gıptayla bakacağını umduğumu zikir ehli onca hadis varken önemli değil mi sizce? Önemli ama zikir ehlini öne çıkarmak istemezler ki. Zikir ehlini öne çıkarırlarsa diyecekler ki bu zikir ehli, bu zikir halakaları nerede? O zaman da iş başka bir yere dönecek. O yüzden İslam dünyasında şimdi böyle bir yaklaşık 150 yıldan beri sufilerle alakalı bir örtme politikası var. Bu devam ediyor. Normalde hani İslam dünyasının dağılmışlığını, İslam dünyasının ekonomide, siyasette, askeriyede, bilimde, sanatta, kültürde geri kalmışlığını. Ne yazık ki İslam'ın içerisine İngilizlerin, Batılıların koyduğu değişik entelektüelmiş gibi görünen kimseler bunları böyle önce medreselere, önce sufilere, sonra medreselere bağladılar. Şimdi de İslam'a bağlıyorlar. Siz gerisiniz. Sebebi de bu ayetler diyorlar. Hadisleri de geçtiler artık. Yani bunlar yavaş yavaş adım adım ilerlediler. Önce dediler ki bu tarikatlar, bu sufiler, bu dergahlar İslam dünyasının geri kalmasına sebep oldular dediler. Eyvallah. Ne yapalım? Kapatalım. Kapattık hepsinden. Şeyhleri de, dervişleri de astık. Konya'da bir gecede 600-700'e yakın şeyh derviş asıldı. Hala da İstiklal Mahkemelerinin dosyaları açılmaz bu ülkede. İstiklal Mahkemeleri nerede ne kadar insan astı, nerede ne yaptı, bunlar hala da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde açılmaz. Meclisteki ilk meclisin tutanakları açılmaz. Bunlar okunmaz. O yüzden bizde hala da bu tip şeyler böyle gizli kapaklı örtülü bir şekilde durur. Bu ülke zaman zaman bu adaletsiz kıyımlara, bu adaletsiz katliamlara ne yazık ki maruz kalmıştır. Hala da maruz kalır. Yani 28 Şubat'ın hesabı soruldu mu? Bak sorulmadı. 28 Şubat'ta maruz kalan o günün tabiriyle Refah Partili'nin en üst yöneticileri dahi davacı olmadılar. Ben hakkımı helal etmiyorum onlara zaten. Varsa bir hakkım helal değil. Adamlar gittiler mahkemede davacı olmadıklarını söylediler. Ve 28 Şubatçılarla hiçbir işlerinin olmadığını söylediler. Onlarla hiçbir problemlerinin olmadığını söylediler. Evet. Yani o kadar 28 Şubat zulüm yaptı. İmam hatipler kapandı, Kur'an kursları kapandı, Kur'an kurslarının binalarına el konuldu. Kadınlar, kızlarımız başörtüleriyle okullara gidemediler. Hepsini de başlarını açtırmaya kalktılar. O İstanbul Üniversitesi'nin içine tecrit odaları koydular. Başörtülü gelenler orada başörtülerini orada çıkarsınlar diye baskı yaptılar. Kameralar koydular, odaları aldılar. Burada Bursa'da kız İmam Hatip'in önüne polisler geldi, bütün her şey geldi. Kız İmam Hatip'e başörtülü katmadılar.
Normal imam hatiplere başörtülüleri katmadılar. Burada bu ülkede oldu bunlar. Dergahlar basıldı, hepimiz basıldık. Operasyon yaptılar hepimize. Hepimize. Vergi dairelerini gönderdiler. Vergi müfettişlerini gönderdiler. İnceleme yapmadan, hiçbir şey yapmadan cezaları yazdılar. Benim ceza aldığım dava 28 Şubat'tan. Bakın, fatura yok meydanda, bana ceza kestiler. Faturayı kendi normalde böyle asabımın bozukluğundan aklıma gelince konuşacağımı unutuyorum. Mahkemeye yazı yazdım, ceza verdiniz, faturaların bana bir fotokopisini verin diye. Mahkeme bana cevap bile vermedi. Bir üst mahkemeye gönderdi. Gönderirken de söz konusu olan faturalar yoktur dedi. Olmayan faturadan ceza yedim. 28 Şubat'tan kalan bunlar. 28 Şubat'tan kalan. Ve açık açık konuşacağım şimdi. Hiç böyle lafımı, sözümü esirgemeden. O 28 Şubat'ta müdahil olmayan, davacı olmayan, 28 Şubatçılarla hiçbir meselemiz yok diyen Refah Partisi'nin uzantısı olan Saadet Partisi de gitti. Şimdi 28 Şubatçılarla ittifak etti. Ben bangır bangır bağırıyorum. Ebediyen de bağıracağım. Bu bir kin değil. 28 Şubat'ı yapan, yaptıran, destekleyen hiç kimseye hakkım helal değil. Hiç kimseye. Ya. 28 Şubat'ı kim yaptıysa, kim yaptırdıysa, arkasında kim varsa, kim desteklediyse, benim kendi dergahımın içerisindeki benim kardeşim gibi gördüğüm kimseler de buna dahil. Onlar da korktular, tırstılar, gittiler, sattılar kendilerini. Dersleri iptal ettiler, basılmaktan korktular. Sürülmekten korktular, iflas edilmekten korktular. Korktular da korktular, dergahlarının, tekkelerinin, ders yaptıkları yerlerin kepeklerini indirdiler. Onlara da hakkım helal değil. Ben açık konuşuyorum. Varsa helal değil. 28 Şubat'ta biz derslere devam ederken bizi de bırakıp giden, korkan, tırsan, çekinen ne varsa hiçbirisine de hakkım helal değil. Açıkım bu konuda. Varsa bir hakkım helal değil. Neden direnmediler? Direnmediler. O yolu seçmediler. Çünkü direnmemek onu desteklemektir. O zaten tekkenin kapısını kapatmanı istiyor. Sen kapattın mı kapattın. Kerhen destekledin onu. Kerhen destekledin. O yüzden bir topluluğun içerisinde 28 Şubatçılar var mı var, o topluluk benden değil, benden uzak olsun. İsterse içinde kim olursa olsun. Netim bu konuda. Kardeş, 28 Şubatçı mı bu adamlar? Evet. Bunlar 28 Şubat'ı destekledi mi? Evet. 28 Şubatçılarla beraber hareket ettiler mi? Evet. Briefinglerde beraberdiler, her yerde beraberdiler. Hakkım helal değil, bizden uzak olsunlar. Bu kadar. İsterse o kimsenin alnı secdeden kalkmasın. İsterse o kimse zikrullah halakasında her daim dursun. Eğer 28 Şubatçılarla beraberse daha ağır konuşacağım. Vallahi de soysuzdur, billahi de soysuzdur. Kim olursa olsun.
Kim olursa olsun. Onlarla beraber mi ver? Senin soyun kanın bozuk kardeşim. Allah yoluna açık etsin seni. Çünkü Müslümanlara zulmeden, Müslümanlara eziyet eden, Müslümanın başörtüsüyle, sakalıyla, şalvarıyla, cübbesiyle, sarıyla, tekkesiyle, Kur'an'ıyla, Kur'an kursuyla mücadele eden, savaşan bir kimseyle sen nasıl beraber olursun? Sen nasıl beraber olursun kardeşim? İman bunu müsaade etmez. İman ettiysen sen Musa'dan yana olacaksın. Firavun'un yanında ne işin var senin? Sen iman ettiysen Süleyman'dan yana olacaksın. Sen iman ettiysen Muhammed'in, Mustafa'nın safında duracaksın sallallahu aleyhi ve sellemin. Senin Ebu Cehil'in safında ne işin var? Senin Utbe'nin, Şeybe'nin safında ne işin var senin? Senin müşriklerin, kafirlerin, gavurların safında ne işin var? Sen iman ehli misin? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedin mi? Dedin. Ne işin var gavurların safında senin? Ne işin var münafıkların safında senin? O münafıklar da öyle demişlerdi zaten. O gün için münafıklık alameti oydu. Dediler ki yaz şimdi biz hurmalarımızı toplayacağız. Biz hurmalarımızı toplamazsak ne yaparız? O gün için de öyle dediler. Mustafa abi bize ders yaptırıyor efendim. Bizi alır götürürlerse, başımıza bir şey gelirse bizim dükkanlarımızı kim açacak, kapatacak? Kardeşim başımıza iş mi açalım, işimizden mi alalım, memurluğumuzdan mı atılalım? O gün için 28 Şubat'ın zulmüne boyun eğecek olanlar kendilerini bu bahaneleri buldular. Öbür günler de havayı sıcak bulmuşlardı Medine'deki münafıklar. Hurma bahçeleri normalde hurma toplanacaktı. Ondan sonra hurma bahçeleri bozulurdu. Hava çok sıcaktı. Haşa, özür dilerekten söylüyorum onların tabiriyle. Muhammed'in peşinde mi koşacaklardı yani? Öyle diyorlardı. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden hani 28 Şubatçılarla bir ve beraber olanlar. Desteklediler onları. Allah muhafaza eylesin. Amin. Onlarla beraber oldular. Onlarla beraber durdular. Şimdi de beraberler zaten. Hani diyorlar ya anca beraber kanca beraber diye. Beraberlikleri devam ediyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Haklarınızı helal edin. Varsa sorusu olan bir iki dem soralım. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Zikir ehlini öyle çok revaçta görmezler, çok fazla görmezler. Efendim, sohbetimizde demiştiniz ki, İslam'da haram bellidir, haramla giden tüm yolların hepsi de haram vermişsiniz. Yani normalde hani belli. Efendim? Yani normalde terör belli. Teröre sempati duyan, teröre meyilli olan kişi terörist hükmüyle girer. Nasıl bir ibadet eden, iyi, doğru, güzel bir kimseyi seven kimse o amelleri işlemese dahi ondan ona bir hayır sevap yazılıyorsa, bir kötüyü seven, kötüyü metheden kimse de o kötülüğü fiilen icra etmese dahi o kötülüğü yapmış gibi günaha girer. Bu ülkenin en büyük problemlerinden birisi Güneydoğu'daki terördür. Bir ara ülkenin her tarafında vardı. Bu Güneydoğu'da oluşturulan terör dış kaynaklıdır. Bu zaten zaman içerisinde dış kaynaklı olduğu iyice belli oldu. Orta Doğu'da herkesin bir teröristi var şimdi. Fransa'nın var, ABD'nin var, İngiltere'nin var, İsrail'in var, Rusya'nın var, İran'ın var. Bütün ülkelerin şu anda orada kendi teröristleri var.
Bunu alfabedeki harf yetmiyor artık. Pa, ke, ka, ye, ge, be, be, te, sen, ne, de, aş, ke, be, ce, ne istersen. 29 harf yetmiyor. Orada herkesin bir teröristi var. Herkesin. Ve bu teröristler ne yazık ki Orta Doğu'nun ortasına atılmış büyük bir fitne. Bunlar ahir zaman alameti. Bunlar hadislerde geçen hadiseler. Ve orada o teröre destek olan, o terörle beraber hareket eden, o teröre sempatiyle bakan, evet, o terörü yapmış gibi günaha girer. Açık açık konuşacağım. O terörün Türkiye'deki siyasi uzantısı HDP. Ya bundan daha açık bir şey olur mu? Adamların hepsi de bir numaralı terörist. Onunla beraber olmak, onunla beraber hareket etmek, onunla aynı kaptan yemek yemek. Onunla aynı yolda yürümek. Aynen onun yaptıklarını kabul edip o yaptıklarından hepsinden de sevabını, günahını alacak onlardan. Ya bu nasıl bir Müslüman? Bu nasıl bir milliyetperverlik? Bu nasıl bir vatanperverlik? Adam sivil, asker, polis, çocuk hiçbir şey dinlemeden okuldur, camidir, mektептir, medresedir, evdir, bahtır dinlemeden yakan, yıkan, vuran, öldüren, kıran Güneydoğu'yu burnundan fitil fitil getiren memleketin huzurunu kaçıran Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da her yerde bomba patlatan terör uzantısı, terörün siyasi uzantısıyla yan yana olacak. Allah Allah. Allah Allah. Onunla beraber olacaksın. Allah Allah. Bu şeytanla nikah kıysan şeytan şeytan dersin. Bilirsin kendini ona göre muhafaza edersin. Lan bunlar şeytandan daha aşağılık. Bunlar şeytandan daha aşağılık. Bunlarla beraber olan onlardan da aşağılık. Bu nasıl bir iman ya? Benim işim parti değil. Ben memleketimi düşünüyorum. Ben gelecek çocuklarımızı düşünüyorum. Memleketin huzurunu düşünüyorum. Türkiye'nin milyon dolarlarını düşünüyorum. Gencecik çocukların gülerekten şüheda şerbetini içmesini düşünüyorum. Bu çocuklarımız nerede şehit oluyor? Bu polisimiz nerede şehit oluyor? Bu askerimiz nerede şehit oluyor? Dava ne kardeşim? Davan ne? Belli. Ne davası? Bölünmek. Ne davası? Ben diyor burada işte ABD'nin, İngiltere'nin, ondan sonra onun bunun piyonu olacağım diyor. Başka bir şey değil. İsrail şimdi Batı'nın himayesinde, Batı'nın korumasında olmamış olsa orada devlet kurabilir miydi? İsrail şimdi Batı'nın korumasında olmamış olsa orada durabilir mi? Bir tane soysuzluk yetmedi, bir soysuzluk daha Müslümanların kalbine. Başka bir şey değil. Bakın başka bir şey değil. Ört boyna. Başka terörlenirler çal. Yok kardeşim ya. Bu milletin Kürt'le Türk'le alakası yok. Şimdi desem ki burada
Kürt kökenler elini kaldırsın diye %50'dir. Kaldırın ellerinizi. Bitti. Var mı bugüne kadar burada ırkçılık yapıldığını duydunuz mu? Veyahut da burada ayrıştıran, dönüştüren, öteleyen bir söz konusu değil ki. Derdimiz bizim terörle ya. Kendilerini elin Amerika'sına, İngiltere'sine, Fransa'sına, Hollanda'sına, ABD'sine, İsrail'ine peşkeş çekmiş kimselerle işimiz. Mermiyi kime sıktın ya? Onu söyle bana. Mermiyi kime sıktığını söyle bana. Kim asker? Kim polis? Kim oradaki sivil vatandaş? Bombayı kime patlattın ya? Kim asker? Kim polis? Kim sivil vatandaş? Nereye bombaladın? Okulu. Nereye bombaladın? Camiyi. Nereye bombaladın? Devlet dairelerini. Nereye bombaladın? Belediyeyi. Belediyelerin paralarını nereye harcadın? Teröristlere. Yol su elektrik olarak dönmedi. Ya teröristlere araç gereç para olarak döndü. E şimdi kimle berabersin? Teröristler. Müslümanların en büyük handikapıdır. Hep söylerim. Yanı başında ya derviş kardeşin. Vay ya sarını neden böyle bağlamış, bu sarık böyle mi bağlanmalı? Biz yanımızdaki Müslüman kardeşimizin, derviş kardeşimizin hatasını kocaman yapar, gider gavurla işbirliği yaparız. Ya neden onunla, ya görmüyor musun sarını nasıl bağlamış? Ya bu sarığını eksik bağlamış. Hadi sünnette eksiklik yapmış. Veya haram işlemiş ya. Farzı yerine getirmemiş. Haram işlemiş kardeşim. Haram işlemiş. Günah kebar işlemiş. Günah kebar işlemiş. Beraber saf tuttuğun kimse. Sen nasıl gavuru tercih edersin ki Müslümanın günahından dolayı? Sen nasıl Müslümanın günahından dolayı teröristi tercih edersin ki ya? Bu nasıl iman? Bu nasıl iman ya? Bu nasıl vatan sevgisi ki? Sen Müslümanın kusurundan dolayı gidip gavurla iş tutuyorsun. Bu nasıl bir iman? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden terör sevicisi en az terörist kadar günaha girer. Teröre bulaşmasa dahi. Sevmekten dolayı. Bir kimse, fıkıhçılar böyle hükmetmişler. Bir kimse kumar oynanan bir masaya otursa, kumar oynayanları seyretse, onlara muhabbet besliyor çünkü. Kumar oynayanlar. Kumar oynamış gibi günaha girer. Orada toplanmışlar, içki içiyorlar. Müslüman içmiyor hesapta. O içki içenleri sevse, onlara karşı muhabbet beslese, vay ne güzel eğleniyorlar, içiyorlar be, vay be dese, içmiş gibi günah kebaire girer. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, bir kimse harama muhabbet beslese, o haramı açıktan işleyenlere, o haramlarından dolayı muhabbet beslese, o haramı işlemiş gibi günah kebaire girer. Hadis, mealen söyleyeceğim. Mahşerde hesap zamanında öyle kimseler olacak ki, diyecekler ki biz bu günahları işlemedik ki. Bakın diyecekler ki biz bu günahları işlemedik ki. Onlara bir münadi seslenecek. Siz bunları sevdiniz, bunlara muhabbet ettiniz. Hatta o kimse diyecek ki benim böyle bir sevabım yok. Ben bu sevabı, bu hayır hasenatı işlemedim ki. Cenab-ı Hak diyecek ki onlara,
siz o hayır hasenat işi, onları yapanları sevdiniz. Onlarla beraber oldunuz. O yüzden hayır hasenati iyi ve iyilikleri sevmek nasıl sevap ise, onlardan yazılıyorsa kişi sevdiği nedir? Hadis-i şerif. O zaman kötüyü sevenler, kötülükleri sevenler de o kötü ve kötülüklerden nasiplerini alacaklar. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizi maddi manevi korusun inşallah. Amin. Memleketimizi de korusun inşallah. Amin. Alemennahu la Amin. Ejvan. Estağfurullah.